Aspor ekranından mutlu akşamlar değerli futbol severler. Artık milli arayı tamamladık ve Süper Lig'de 9. haftanın heyecanıyla birlikte tekrar lig heyecanı, şampiyonluk heyecanı devam ediyor olacak. Tabi bugün itibariyle 9. haftada oynanacak olan karşılaşmalardaki hakemler de belli oldu. Öne çıkan karşılaşmaları birazdan Mehmet Emin Uluç, Ergin Aslan ve Savaş Çorlu ile birlikte değerlendiriyor olacağız ama dilerseniz haftanın fotoğrafına da bir göz atalım fikstürüne göz atalım. 9. haftada hangi karşılaşmalar var, hangi mücadeleyle birlikte haftayı açacağız. Cuma günü Başakşehir-Beşiktaş mücadelesiyle Süper Lig'de 9. haftanın heyecanı başlıyor olacak. 16 Ekim Cumartesi günü 3 karşılaşma futbol severleri bekliyor. Açılış saat 13.30'da, kapanışsa saat 19'da gerçekleşecek. 17 Ekim Pazar günü ise belki de tüm gün futbolla yatıp futbolla kalkacağımız bir gün bizleri bekliyor. Galatasaray, Konyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe karşılaşması Süper Lig'de 17 Ekim Pazar günü oynanacak. Haftanın kapanış gününe bakalım hemen pazartesi günü saat 20'de oynanacak olan iki karşılaşmayla beraber Süper Lig'de 9. hafta tamamlanmış olacak. Az önce de bahsetmiştim hakemler de belli oldu. 9. haftada hangi karşılaşmaları hangi hakemler yönetecek dilerseniz ona da göz atalım ve sonrasında da haftanın öne çıkan karşılaşmalarına geçelim değerlendirmelere başlıyor olacağız. 9. hafta Cuma günü başlayacak demiştik. Medipol Başakşehir Beşiktaş mücadelesiyle beraber hafta başlayacak. Atilla Karaoğlan bu mücadeleyi yönetiyor olacak. E, tabii konuşulan konulardan biri de Trabzonspor Fenerbahçe maçını yönetecek olan hakem kim olacaktı? O da bugün belirlendi. Saat 19'daki maçı Ali Şansalan yönetecek. Galatasaray İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de Arda kardeşler görev alıyor olacak. Şimdi açılışı tabii ki haftanın açılış mücadelesiyle beraber yapalım. Medipol Başakşehir Beşiktaş karşılaşması. Beşiktaş'ta sakatlardan iyi haberler de geldi. Evet. Diğer tarafta Başakşehir'de bir yönetim değişikliği söz konusu. Aykut Kocaman'la yollar ayrıldı. Emre Belezoğlu yönetimiyle beraber bakalım Başakşehir nasıl bir grafik çizecek. Bu karşılaşma öncesinde ilk cümlelerinizle beraber başlayalım. Sonrasında muhtemel 11'ler üzerinden de devam ederiz. Evet e, yani bir kere her takımda hoca değişikliğinin farklı bir reaksiyona sebep olduğunu, neden olduğunu, farklı bir reaksiyon sahada gösterdiğini bu zamana kadar hep şahit olduk. Yine öyle olacaktır. İki farklı figürden bahsediyoruz. Aykut Kocaman ve Emre Belezoğlu en azından. Yoğurt değişleri çok farklı. Geçen seneye dönelim. Erol Bulut'tan aynı kadroyu devralan Emre Belezoğlu. İki aynı kadro arasındaki oyun farkını gözümüzün önüne getirelim. Bir tanesi daha durağan statik, hızlı hücumlarla çıkmaya çalışan, savunmaya öncülük veren. Emre Belezoğlu ise kendi futbolculuğu gibi takımının da oyuna hükmetmesini isteyen, hı hı. dominant oyunu seven bir teknik direktör. Bunu çok uzun göremedik. yani 10 maç özelinde gördük ve o çok ihtiyacı vardı o dönem. Fenerbahçe'nin şampiyon olması için. Zaten onu oynamak zorunda mıydı? Yoksa futbol felsefesi mi bu? Bize de gösterecek yeni Başakşehir serüveni aslında. Çünkü Aykut Hoca da biraz Erol Bulut'a benzer bir tarzı var. Başakşehir aslında bugün sıralama hiç Yanıltmasın çok iyi bir kadrosu var. Çok iyi bir kadrosu var. Üzerine e, geçen sene de iyi kadroları vardı. Kötü yerde bitirdiler ama üzerine takviyeler de yaptılar. E, o yüzden hani Beşiktaş'ın yukarıda Başakşehir'in aşağıda olması bu maç önü için herhangi bir veri bize vermiyor. Bize e, bu maçta veri ilk 10 dakika özelinde Emre Belezoğlu'nun nasıl oyuna başlayacağı bizim bir fikir oluşturacak. Beşiktaş'ı aşağı yukarı biliyoruz. Abdullah Avcı'dan görevi dev aldığından beri hiç vazgeçmediği bir oyun felsefesi hı hı. var Sergen Yalçın'ın. Hatta ideale yakın kadrosuyla içeride Kayseri nasıl oynuyorsa Dortmund'a karşı da aynısını oynamaya çalıştı. Ajax maçı çok ekstra bir maçtı eksiklerinden falan. Bazen rakibe göre belirlersiniz oyununuzu. O yüzden e, yani çok zor bir maç ama çok keyifli bir maç olacağını düşünüyorum. Aykut Kocaman oyunu biraz daha zorlayabilirdi Beşiktaş'ı. Çünkü e, hani arkada kalabalık durma hadisesi. Emre Belezoğlu eğer oyuna ortak olmak isterse, karşılık vermek isterse, bu Beşiktaş'ın biraz daha işine gelebilir. Bol pozisyonlu, çok keyifli bir maç. Bizi izleyebiliriz. Hı hı. Cuma akşamı yani lige verilen aradan sonra, 15 gün sonra oh be iyi ki süperlik başladı dedirtecek bir maç gibi duruyor. Tabii Beşiktaş'ın sakatlarından da bahsettik ki Sergen Yalçın kadroyu kurarken çok zorlandı ama sanki o zorluk Beşiktaş'ın geniş kadrosunu biraz daha genişletti gibi gözüküyor. Serdar gibi bir stoperi görme fırsatı buldu. Güveni belki de kanat Forvet olarak göreceğiz. Oradaki performansını da gözlemlemiş oldu Sergen Yalçın. Sergen Hoca geçen sezon yaptı bunu. Yani oyuncu değişiklikleri oldu ama Beşiktaş'ın oyun düzeni bozulmadı. Hı hı. Ki bu süreç zaten o 11 artı futbolcular Beşiktaş şampiyonluğa taşıdı. Bu sene de Sergen Hoca benzer hamleler yapıyormuş gibi orada özellikle Rıdvan'ın performansı çok etkili. Hani umut var, e, en sakala var derken orada en sivri oyuncu Rıdvan an itibariyle en azından. Ama Ergin'in vurgusu önemli. Hani hoca değişiklikleri belki bunu istatistik olarak koysak ortaya kafa kafaya çıkabilir. Ama ilk maçlarda genelde biz bir reaksiyon görüyoruz. Skora yansır yansımaz onu bilemem. Ama takım başka bir şey oynuyor. Bu arada Başakşehir'in kadrosu belki de şampiyonluğa oynayacak kadrolardan bir tanesi diyebiliriz. isim olarak ama performans olarak çok ciddi bir hayal kırıklığı var. Son maç Karagümrük 3-1 kaybettiler. Maç seyrettiğinizimi bilmiyorum. Maçın 70 dakikasında başka bir şey oynandı. Son 20 dakikasında başka bir şey oynadı. Yani 70 dakika Karagümrük istediğini oynadı. Mahallenin büyük abisi gibi. Son 20 dakika roller değişti. Sanki Başakşehir'de futbolcular bu oyunu biz de oynayabiliriz de hatırladılar. Maç 3-3'e gelebilirdi. 4-3 de olabilirdi. Yani sıkıntı şurada. Başakşehirli futbolcuların saha içindeki motivasyonu ve oyun disiplini anlamında çok ciddi sıkıntıları var. Ciddi kopmalar yaşıyorlar. Emre Belözoğlu bunu değiştirebilir mi? Ben mutlaka ki bir dokunuş olacağını düşünüyorum ama bunu ne kadar yükseğe çekebilirler, ne kadar uzun vadeye yayabilirler onu bilemiyorum. Ve rakip de Beşiktaş. Çok sert bir başlangıç olacak ama keyifli bir maç izleyeceğiz. Tabii Emre Berezoğlu göreve geldikten sonra ne kadar değiştirebilir oyun kurgusunu? Şimdi Aykut Kocaman döneminde savunmada Ravili çok fazla denedi. Ümit Milli Futbol Takımımızın da önemli isimlerinden biri ki Milli Futbol Takımımıza yetiştireceğimiz en önemli savunma oyuncularından biri. Çok ısrarlı durdu arkasında Aykut Kocaman. Emre Belezoğlu'nun ilk değişimini nerede yapmasını bekliyorsunuz Savaş Çorlu? Savunmada mı yapar yoksa biraz daha ön bölgede mi hareketlilik getirir? İkisine bir karmayla başlayalım ilk önce. da tabii, <laughs> tabii. Yani şimdi bir defa ne oynatacak, nasıl yapacak? Fenerbahçe'de oynadığı gibi, oynattığı gibi orta saha oyuncusu olduğu için orta sahada günümüz futbolunda genelde orta sahadaki o didişmelerle, pas e, yapmalarla sonuca gidiliyor. Orta sahada mesela baktığı zaman Bişkan'ın uzun zamandır, sen şimdi bu sene dedin ama Başakşehir geçen seneden bu tarafa top oynamıyor. Aşağı yukarı... Geçen onun son 10-15 maçına baktığın zaman ligin 3-4 hafta öncesine kadar düşecek mi acaba? Değil, düşecekti. Tabii, tabii. düşecek. Evet. Mi? Başakşehir evet. vardı. Evet. Bu sene iki galibiyet. Oynadığı maçlar bir tanesi Fenerbahçe maçı. Aykut Hoca'nın önemli galibiyetlerinden bir tanesi. Bazı futbolcular da takım için değil, kendi için oynayan, oynadığını gördük. Yani Fenerbahçe'ye karşı oynadıkları zaman ya da Beşiktaş'a e karşı, Galatasaray'a karşı bazı futbolcular çok farklı oynuyor. O Başakşehir maçında da bazı futbolcuların performansı önceki haftalara göre çok daha yukarıdaydı. Şimdi burada Evet e, mutlaka fena, hani, rakip Beşiktaş gol çok çabuk atan bir takım. Gol yolları oldukça sak, sakatlıktan dönen oyuncular var. E, dolayısıyla önce savunma diyecek yani. Önce bir defa yenilmek istemeyecek çünkü ilk maçı. Emre Belözoğlu ben Beşiktaş'ı yenmek içiyorum derse, yenmek için sahaya çıkıyorum derse orada Beşiktaş'ın formda ve usta ayakları var. E, şimdi rakibiniz Tam de öyle çıkar. Mı? Sergen Yalçın kazanmak e, için mi çıkar? Emre Emre hiç maçı yani deseler ki şu anda biz birisi çıkıp bu maç beraber bitecek birer puan. Emre Beniz kabul etmez. Yani ilk maç diyorum ya bak sistem ne oynatacak? Ne yapacak? Önce acaba 15-20 dakika ben tutayım sonra gideyim mi diyecek. Muhtemelen ince gol yememek için başlayacak. Şunu göreceğiz. Ha ben maça başlayayım hadi bak. gol atmak için başlayayım diyecek bir yapıyla maça başlayacağını zannetmiyorum. Şunu... En büyük avantajı Emre Belezoğlu hemen hemen takımdaki oyuncuların tamamını tanıyor. Yeni transferlerden de dahil olursak Türkiye'de. Bazılarıyla elinde. beraber oynadı. Bazılarıyla beraber oynadı. Ben uzun yıllardır Emre Belezoğlu Başakşehir'ken de söylediğim bir şey vardı. Futbolcularla yaptığım sohbette de Emre Belezoğlu takımın %35'i %40'ı diyorlardı. Abdullah Hoca ile iletişime geçemedikleri her yerde Emre Belezoğlu vardı. Bir sağaç lideri dışında Mehmet Emin daha fazla tanır. Ben 18 yaşlarını tanıdığım için sonra ileriki yaşlarını... Bu arada iki takımın karşılaştırmaları da ekranlarda. Onu izleyicilerimize hatırlatalım. Sonra devam edelim yine değerlendirmelere. Hem Melipol Başakşehir'in hem de Beşiktaş'ın bu sezonki rakamları görüntüde.